Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yine Oyası'ndan bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İki dağımın arasına 5 tane zürafa yaptım. 2, 4, 5 tane. Dilerseniz zürafasını yaptıktan sonra da üzerine yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer havlu kenarına yaparken zürafalarınızı daha geniş tutuyorsanız zürafa sayısını eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5 tane zürafa yaptıktan sonra 6. zürafamı yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Ve buraya sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde birinci sinek kanadımı yaptım. Tekrar aynısından ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine battım. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde iki tane sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Şimdi arasına 3 tane zürafa yapacağım. Eğer zürafalarınızı daha geniş tutuyorsanız 2 tane atmanız yeterli olacaktır arasına arkadaşlar. 3 tane zürafa yaptım. 4. zürafamı yapıyorum. Ve yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Arasında 3 tane zürafam oldu. Şimdi tekrar pırpırımı yapıyorum. Küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Daha yapacağımız için aşağıya dönmüyorum arkadaşlar. Hemen pırpırımın içine batıyorum. Bu şekilde ipimi ayarladım. Ve buraya yine sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Şimdi birinci sinek kanadımı tamamlamak için tekrar zürafamın içine batarak aşağıya döndüm. Ve ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm.
Bir sıra daha yapacağız aynı şekilde arkadaşlar. Yine arasında 3 tane zürafam olacak. Toplamda 4 tane zürafa yapıyorum. Dördüncü zürafamı yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak burada geri döneceğim. Ve aynı şekilde ikinci sırayı yaptığım gibi üçüncü sırayı da yaparak tamamlayacağım. Üçüncü sırayı da yaptım arkadaşlar. Kenarında 3 tane pırpırım oldu. Yine aynı şekilde ikinciyi yapmış olduğum gibi bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine battıktan sonra hemen buradaki pırpırımla birleştirdim ipimi ayarlayarak. Yine aynı şekilde bir üst sıraya çıkmak için bir tane küçük pırpır yaptım, pırpırımın içine battım ve en üstteki pırpırımın içine batarak tekrar aşağıya doğru geri indim arkadaşlar. Bu şekilde dağımı tamamladıktan sonra 5 tane zürafamı yaptım ve bir sonraki dağımı da yaparak tamamladım. Şimdi üst kısmını yapacağız. İğneme ipimi aldım. Hemen pırpırımın içine batarak düğümümü atıyorum. Dilerseniz diğer tarafına da yapabilirsiniz veya tüm etrafına aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Hemen buraya 4 tane zürafa yapıyorum. Dört tane zürafamı yaptıktan sonra hemen baştaki zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Bu şekilde geri döndüm ve her bir zürafanın içine batarak tekrar zürafa yapıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. Ve sondaki zürafaya batıyorum. 3 tane zürafam kaldı. Eksilterek devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Tekrar zürafa yapıyorum. İki tane zürafam kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Tek zürafam kaldı. Tekrar zürafamın içine batarak geri döndüm ve tamamladım arkadaşlar. Diğerlerinin içine de batarak aynı şekilde onları da tamamlayacağım.
Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.